2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarına 9 sporcuyla katılıp bir gümüş madalya kazanan engelli milli atıcılar, 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında hem kürsüye çıkacak sporcu sayısını hem de altın madalya sayısını artırmayı hedefliyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Branşı Milli Takım Antrenörü Kadri Akgün, Tokyo'da 9 sporcuyla mücadele edip 6 finale çıktıklarını ve bir gümüş madalya kazandıklarını hatırlattı. Tokyo Paralimpik Oyunlarına 9 kotalı sporcumuzla katılıp bir gümüş madalyaya dönmek, 6 tane final yaşadık orada. Hedeflerimiz büyük. Para atıcılıkta söz sahibi olduklarını, önemli başarılara imza attıklarını ifade eden Akgün, bu çıtayı yükseltmek için yoğun çalıştıklarını anlattı. Akgün, Tokyo Paralimpik Oyunlarında güzel bir performans çizdiklerini belirterek, Fransa'da yapılacak Dünya Kupası'nda kotayla dönmeyi amaçlıyoruz, iddialıyız diye konuştu. Tabii ki kota kovalıyoruz. Haziran başında Fransa'da yapılacak olan Dünya Kupası, bütün dallarda oradan bir veya iki tane kotayla dönmeyi amaçlıyoruz. Sezonun yani 2024'ün ilk kota müsabakaları başlıyor. Biz de iddialıyız. Kadri Akgün 2024 Paris Paralimpik Oyunları için işi sıkı tuttuklarını ve her sporcunun disiplinli şekilde çalıştığını, buradan önemli başarılarla dönmeyi hedeflediklerini vurguladı. Branşlarındaki müsabaka sayısının artmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Akgün, sporcuların hepsine güvendiklerini söyledi. Müsabaka sayısı arttıkça daha iyi olacak. Öyle görünüyor. Gidişat da öyle, puanlar da onu gösteriyor. Şöyle, bir önceki Paralimpik Oyunlarda 6 final bir madalya çıkarttık. Bu madalyanın rengini altın yapmak istiyoruz. Final sayımızı arttırmak istiyoruz. Tabii 6 final dediğimiz zaman 6 madalya da olabiliyor, 1 madalya da olabiliyor. O da çalışmalarla bunu destekleyip.